Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli. Erişir cezbe ez sübhan bidayet, erişir nuru zat sırrı muhabbet, fena fillah olur bunda bidayet, geriye kalır sakamet ve riyazet, hemen vasıl olak kardelim cemali bakimali sevdim. Erişir cezbe ez sübhan bidayet, evvela tarikat aliyede, başlangıçta, cezbe erişir. Sohbet bereketiyle Mevla Teala insanın kalbine bir sevgi atar. O sevgi sebebiyle cezbe hasıl olur. Cezbe Allah-u Teala Hazretleri'nin kulunu kendine çekmesi demektir. Mevla kulunu kendine çekecek de kuldan bir hareket ve gayret bekliyor. Derler ya, nerede hareket orada bereket. Sende bir hareket olunca Mevla ona bereket veriyor. Cezbe hasıl oluyor. Mevla seni kendine doğru çekiyor yavaş yavaş. İşte cezbe hasıl olunca da Mevla kulunu kendine çekince de insanın ibadet yapması kolaylaşır. Şanakşibend Kuddüsür Nahnun nedir ucun nihayeti fil bidayet? Biz nihayeti başlangıca yerleştirdik buyurdu. Bu söz müntehilerde olan cezbe ve muhabbet bu yolda başlangıçta olanlara cezbe ve muhabbette yerleştirilmiştir demektir. Çünkü müntehinin en son makamda olanın cezbe çekilmesi ruhun çekilmesidir. Müptedinin cezbesi ise kalbin çekilmesidir. O zaman müptediyle başlangıçta olanla sonunda olanın cezbesi farklı. Müntehide ruh çekiliyor, ruhunu Mevla yavaş yavaş kendine doğru çekiyor. Müptedide başlangıçta olan ise kalbi çekiliyor. Erişir nuru zat sırrı muhabbet. Muhabbet sırrıyla zat-ı pak subhanenin nuru erişir. Fena fillah olur bunda bidayet. Geri kalır sakametle riyazet. O muhabbet geldi mi bidayette fena fillah olur. Külfetle riyazet geride kalır. Sakamet zahmet ve külfet demektir. Başka tarikatlarda riyazet evvel seyri sülük sonradır. Bizim tarikatımızda ise riyazet sonradır. Önce cezbe olmuş oluyor. Hemen vasıl olur Hakk'a gidelim. Cemali bağ kemale seyredelim. Hemen Hakk'a kavuşup Hakk'a gidelim. Cemali bağ kemale seyredelim. Mevla'nın kemal dolu cemalini seyretmek cümlemize müessir olsun inşallah. Estağfirullah. Vezkuru hatırlayınız. Sure-i Maide ayet 7. Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor. İyi dinleyelim cemaatimiz. Güvenik olmaya çalışalım. Dikkatli dinleyelim. Kelime bir harf kaçırmamaya çalışalım. Ehlullah'ın meşayihin efendi hazretlerimizin seneler önce bu ayetlere mana vermiş olduğu sohbet okunuyor. Çok bereketler hasıl olur. Eğer can kulağıyla uyanık bir şekilde gayretle, ciddiyetle dinlersek. Öbür türlü de gene bereket olur ama sohbetten alacağımızı alamayız. İstifade olmaz. Sevap olur ama istifade olmaz. Vezkuru, hatırlayınız. Neyi? Ni'metallahi aleyküm. Üzerinize olan Allah'ın nimetlerini hatırlayınız. Ve misâkahullezî vâsakaküm bih. Ve Mevla ile sözleştiğiniz o misâkı hatırlayınız. İzkultüm demiştiniz o zaman. Semi'nâ ve ata'nâ. İşittik, itaat ettik. Vettakullâh. Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمُ بِذَاتُ السُّجُورِ Çünkü Allah kalpteki niyetleri bilendir. Ey iman edenler! Allah-u Teala'nın sizin üzeriniz olan nimetini düşünün. Allah'ın bizim üzerimizde büyük nimeti vardır. Kainatı verseler o nimetlerden birisini vermezsiniz. Bir insan düşünmeden 5 vakit namaz kılar, oruca devam eder. Onun yaptığı ibadetler zamanla tabii bir hale gelir. Ve o ibadet kapıyı açtığında zar zar eder. Yani kapı gıcırtısına benzer. Aynı ona benzer.
Sen İslam'a ibadete devam ediyorsun ama senin ibadetin ve İslam'ın kapının çıkardığı ses gibidir. Ya ne olacak? Bu ayetin dediği gibi yap. Yani düşün. Nasıl düşüneceksin? Beni mümin etti ya. Mümin olmasam ne olurdu? Elhamdülillah ben mümin ve Müslümanım de. Düşünmeden ibadet eden adamın hali şu adamın hali gibidir ki evinin duvarının dibinde bir küp altın gizlenmiş. Ev sahibinin ondan haberi yok. Her gün elinde kazma kürek yevmiyecilik yapar ve hamallık eder. Sonra da çoluk çocuğuna giyecek yiyecek alır. Halbuki duvarının altında bir küp altın var. Çoluğuna çocuğuna hatta torunlarına yetecek kadar ama haberi yok. İşte bu ayetin dediğini düşünmeden ibadet eden aynı bu adama benzer. O halde sizin de mümin olmanız hasebiyle zenginliğinizden haberiniz olsun. Olsun. Sure Ali İmran ayet 91. Estağfirullah. İnnellezîne öyle kimseler ki kafirû kafir oldular. Ve mâcûhum küffârun kafir olarak döldüler. Feley yukbele min ahadihim. Onların birisinden kabul etmeyeceğim buyuruyorum Mevla. Mil'ül ardı. Yerin tabanından ta buluklara kadar dünya dolusu zeheben altın. Ve lev iftedâ bi ahiret azabından kurtulmak için hepsini verecek olsa birisini kabul etmem. Ulâke lehum azâbun elîm. Onlar için elem verici azap var. Emâ lehum min nâsin. Hiç de yardımcı yok. Bir kere Ali Fikri Hoca İsmail Efendi Camisi'nde imamdı. Biz de o zaman orada okuyoruz tekamülde. Yatsı namazı kılındı. Efendi Hazretlerimiz Cami-i Şerif'te, Mısak'ta. Fatiha'da herkes dağılırken Ali Fikri Hoca'ya Efendi Hazretleri buyurdular ki elhamdülillah. Bir yatsı namazımızı daha cemaatle kıldık. Bu cemaatler ne kadar kıymetlidir, ne kadar mühimdir, ne kadar önemlidir ve güzeldir. Ahirete gitmeden insan bunu anlamayacak. Ahirete gittikten sonra da anlamanın faydası yok. Dedi bu ayeti okudu. Öyle kimseler ki kafir oldular. Kafir olarak ahirete gittiler. İmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladılar. Bunların yerin tabanından ta bulutlara kadar dünya dolusu altını olsa bir kelime-i şehadeti diyebilmek için hepsini ya Rabbi veriyorum deseler Mevla diyecek ki birisini bile kabul etmiyorum. Hiç kabul etmiyorum senden. Senin için elem verici azap var. Artık seni buradan kurtaracak da yok. Hayata bakar mısınız? İman ne kadar kıymetli. Kelime-i şehadet ne kadar kıymetli. Bir kelime-i şehadet biz burada anlamıyoruz ama ahirete git anlarsın ne kadar kıymetli olduğunu. O bir kelime-i şehadet alabilmek için bir insanın av şakası yok bunun bak mescit dolusu değil. Sultan Gazi İstanbul değil, dünya dolusu, yerin tadımından bulutlara kadar ya, dünya dolusu altın, ahirette bir kelime-i şehadet alamıyor, dünyada feda. Hep beraber cani gönülden bir kelime-i şehadet getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbim Celle Celaluhu bu kelime-i şehadetten ve ilimden bizleri dünya ahiret ayırmasın. Amin. Ne kadar kazançtayız şimdi? Ne kadar kazandık? Ahirette o kadar altın verse bunu alamıyordu. Şimdi söyledik. Vallahi biz çok zenginiz. Çok zenginiz. Bak bu iman dünyada bedaveydi. Niye almadın? Niye almadın? Dünyada bir kere la ilahe illallah dedin. Bir daha de. Bir daha de. Bir gün seni cami-i şerifte biraz ön safa gittim. İsmail Efendi Camisi'nde Efendi Hazretleri'nin çıktığı şeylerde, zamanlarda. Biraz Efendi Hazretleri'ne yakın olayım istiyorum yani. Efendi Hazretleri'nin devamlı yanında namaz kılanlar var. O sabit zaten, yanında kılamazsın. Yani biraz yakın bir olabilirsin. Benim de gönlümden öyle geçti. Böyle oturdum. Yani Efendi Hazretleri'nin yanında bir kişi oturabilecek kadar. Onun yanında bu fakir. Öyle gönlümden geçti. Geride almazlarsa tabii yani. Baktım Efendi Hazretleri erken geldi namaza. Cami boş. Ben oturmuşum öyle bekliyorum. Ondan Efendi Hazretleri oturdu. Yanında da bir hoca efendi. O da yanına oturdu. Onun yanında da bu fakir. Efendi Hazretleri öyle zikirle meşgul oluyor. Sonra Efendi Hazretleri'nin yanındaki hoca efendi bana dedi ki yanında dedi kokum var mı dedi. Mis var mı dedi. Var hocam dedi hemen çıkardım. Elini sürdü böyle.
aldı elimden, eline sürdü. Efendi Hazretimizin gözleri öyle kapalı, uzun süre. Kulağına seslendim, dedim hocam, dedim Efendi Hazretimizin de eline sürsen, dedim bizim kokumuzla biz de bereketlensek yani, dedim. Olur dedi. Efendi Hazretimizin eli böyle, Ravut-i Şerif üzeri artık murakabe. Mevla'nın huzurunda belli zaten, o huzur belli. Hemen Efendi Hazretimizin eline böyle. Sürerken Efendi Hazretimizin gözünü açtı, ona buyurdular ki, bir saniye kainattan kıymetlidir. Çünkü bir saniyede bir la ilahe illallah diyebilirsin. Kelam bu. Hadi tefsirini yap. Tefsirini yapalım. Bir saniye kainattan kıymetlidir. Yani demek ki la ilahe illallah'la meşgul o huzur ki. Yani elini o koku sürülür sürülmez o kelamı söyledi. Bir saniye kainattan nasıl kıymetli oluyor? Çünkü bir saniyede bir la ilahe illallah diyebiliyormuşum. Resulullah Efendimiz buyurdular ya sallallahu aleyhi ve sellem. لَوُضْعَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ف۪ي كَفَةِ الْم۪يزَانِ Yedi kat yerler, yedi kat gökler terazinin bir kefesine konulsa. هَذِي الْكَلِمَةِ الطَّيِّمَةِ بِرْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ terazinin bir kefesine konulsa. تَرَجَّحَتْ هَذِي الْكَفَةِ الْاُخْرَى بِرْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Kainatı bastırır. Tamam. Bir la ilahe illallah kainattan alsa, bir saniyede de bunu söylüyorsan, o zaman bir saniye kainattan kıymetli olur. Efendi Hazretimizin saniyesi kainattan kıymetli. Saniyesi kainattan kıymetli olan, yani bir Müslümanın 15 sene bu besmelesiz okullara gitmesine razı olur mu? Saniyesi kainattan kıymetli. Gidiyorsun orada la ilahe illallah demezler, öğretmezler. Cennet için kazanmak için şunu yapmak lazım. Cehennemden kurtulmak için şu lazım. Bu dünyayı Mevla'ya razı etmek, kulluk için geldik. Öyle bir şey öğretmezler. İhtiyacın olduğunu bile hissettirmezler sana. Bak bu iman dünyada bedavaydı. Niye almadın? Dünyada bir kere la ilahe illallah dedin. Bir daha de. Bir daha de. Bu kelime-i tevhid dünyada bedava ama yarın ahirette bulutlar kadar altın olsa da versen bir tane bile vermeyecekler. Peki bu imanın kıymetini biliyor musun, bilmiyor musun? Yok, bilmiyorsun. Duvarının altında altını olup da haberi olmayan adam gibisin. Başını iki elinin arasına al da bir düşün. Bunu Efendi Hazretimiz söylüyor. Başını iki elinin arasına al da bir düşün. İmanı olmayan insan ebedi cehennemde kaynayacak. İmanı olan da ebedi cennette yaşayacak. Bunu böyle düşünen insan imanın kıymetini bilir mi bilmez mi? Bilir. İnsan ahirete kafir olarak gitse ne olur? İnsan ebedi cehennemde kalınacağını düşününce o zaman der ki aman bu iman ne kıymetliymiş. Ben bu imanımı çaldırmayayım. Yan kesiciler çok. Efendi Hazretlerimiz televizyon için yan kesici buyurdu. Yan kesici. Yan kesici ne demek? Hırsız. İnsan hırsızı evine kendi eliyle sokar mı ya? Yani senden habersiz hırsız girsin eve, kovarsın onu. Peki sen kendi elinle hırsızı nasıl sokuyorsun eve? Aman bu iman ne kıymetliymiş. Ben bu imanımı çaldırmayayım diye düşünür. Efendi Hazretlerimiz buyuruyorlar ki ben Kayseri'de okurken şöyle bir hikaye anlatırlardı. Kayseri'deki zenginler İstanbul'a tüccarlık için gelirlerdi ve anlatırlardı ki İstanbul'daki yan kesiciler insanın cebinden parasını alıyor ama onun hiç haberi olmuyor. Bunu duyanlardan biri de gülüyor. Böyle şey mi olur? Yani insanın cebinden parayı alacaklar da haberi olmayacak. O hepten bu saf işi diyor yani. O diyor bu parayı çaldıran safmış diyor. Olur mu böyle şey diyor. Bir zaman oluyor o da İstanbul'a geliyor. Cebine at nalını kadar altınları keseye koyarak geliyor. Harcadığı paralar da ayrı kesede. İşlerinin peşine dolaşırken arada bir cebine vuruyor, altınlar ötüyor. Neden arada bir cebine vuruyor? İnanmadı ama gene bir şey var. Acaba yani gider mi gitmez mi? Duruyor mu durmuyor mu altınlar? İstanbul'a geldik daha belli olmaz. Götürürler parayı yani. Duydu ya şimdi. Her ne kadar onunla alay etse de gene altındır bu. Giderse zordur. Arada bu cebine vuruyor, altınlar ötüyor ve diyor ki İstanbul'da yan kesici olurmuş da insanın parasını alırmış da haberi olmazmış. İşte benimkiler yerinde duruyor deyip alay ede ede gidiyor. Ne zaman ki harcadığı kesedeki altınlar biter, sıra onlara gelince bir de bakar ki eşek nalını dolu. Altınları almışlar, eşek nalını koymuşlar. Öten meğersem oymuş.
O zaman eyvah, insanın İstanbul'da parasını çalıyorlardı, haberi olmuyor derlerdi de ben inanmazdım. Meğer bu söz doğruymuş. İşte şeytan oyan kesici gibi insanın imanını alır, hiç farkında olmaz, o hala zanneder ki iman var. Sen cebindeki paranın gittiğini bilmiyorsun. İman, imanın gittiğini nereden bileceksin? Ne güzel buyurmuş İlyas Efendi, iman duvar değildir ki yıkıldığı zaman anlayasın. Ses çıkarmaz, ses yok, gürültü yok. Gider, bir anda gider. Nasıl gider? Yanlış düşüncenle gider, acayip acayip konuşmalarla gider. İnsan ağzına da sahip olacak, kalbine de sahip olacak. Kıymet bilelim cemaat-i Müslüman. Bu ayet onu diyor. Nasıl bilelim? Elhamdülillah imanın var. 5 vakit namazın var. Namaz kılmayanlar var. Ben de onlardan olabilirdim. Namaz kılmayan ne kadar azap çekecek? Bunları düşünce namazın kıymeti artar. Altın dolu küpten duvar istifade etmez. İnsan istifade eder. Yine düşün. Ya benim tarikatım olmasaydı ne olurdu? Çocuklarım, hanımım namaz kılmasa ne olurdu? Ben namaz kılmasam ne olurdu? Böyle düşününce namazın değeri artar, daha fazlalaşır. Allah'ın nimetlerini düşünün buyurdu Rabbimiz. Vezkürû ni'metallâh aleyküm. Allah'ın nimetlerinden de kendine geçmek lazım. Derler ki bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Yahu o bana ne büyük iyilik etti, kahve içirdi der, onu unutmaz. Halbuki kimin kahvesini sana içirdin? Kimin şekeriyle tatlandırdın? Kimin verdiği dudakla içtin? Mevla'nın. Boğazın, dudakların, ellerin felç olsaydı nasıl içerdin? Nasıl ki bir adamın iyiliğini unutmuyorsun, Mevla'yı da unutma. Mevla'nın bu kadar nimetleri var senin üzerinde, onu unutuyorsun ama bir kahve vereni unutmuyorsun. Hem de daima onu anıp met ediyorsun. Mevla'nın nimetleri içerisinde balığın suda olduğu gibisin. Balıklar bir keresinde denizin içinde toplandılar. Yahu su derler acaba bu nasıl bir şeydir? Bu su nedir dediler ya. Gelin reisimize soralım. Balıkları da denizin içinde reisleri varmış. Reislerine soracaklar. Neyi soracaklar? Ya su diyorlar, su. Su nedir yani? Denizin içinde oluyor bu hadise. Gidip soruyorlar. Reisleri şaşırdı. Onlara dedi ki siz bana susuz yer gösterin, ben size suyu göstereyim dedi. Ne demektir bu? Allah'ın nimetleri su gibi kaplamış bizi. Hiç düşünen yok. Yahu hoca efendi üzümü ya bağını sorma. Desene sen hırsızsın. Sormadan bir şey yenir mi? Adam sana kahvesini içirdi. İçinden geçti ki bu kadar iyi adamdır. Bana bu kadar iyilik etti. Adam Mevla'nın kahvesiyle sana kendini sevdiriyor. Sen Mevla'nın kahvesiyle onu sevmiyorsun. Sen sopa istiyorsun. Sen sopaysan sopalık adamsın. Bak adam bir kahveyle seni kendine bağlıyor. Hem de Allah'ın kahvesiyle. Sen Allah'ın kahvesiyle ve bu kadar nimetleriyle Allah'a bağlanmıyorsun. Hasbi Efendi bir keresinde sohbette şunu anlatmıştı. Ben hiç bilmezdim gözü açıp kapamak nimettir. Ne zaman ki birisini gördüm, göz kapaklarına felç gelmiş, gözünü açamıyor. Hep kapalı. O zaman anladım gözü açıp kapamak nimetmiş. Göz kapağı felci diye bir şey varmış ya. Duydunuz mu siz böyle bir şey? Yani göz kapakları felç gelmiş, kapanmış göz. Ya kör değil ha. Kör ayrı mesele. Kör değil. Görüyor ama gözünü açamıyor. Gözünü açmak ne kadar zor bir şey demek ki ya. Ne zaman zor? Felç inerse zor. E şimdi şuradan bir tozu kaldırıp buraya koymak çok kolay da. Adamın eline felç geldiyse nasıl buradan bir kalemi şuradan alıp şuraya koyacak? Kalemi buradan alıp buraya koymak çok kolaydır ama eli felç olana zor. Göz açıp kalmak kolaydır ama göz kapağına felç indiyse zor. Konuşmak kolaydır ama adam lansa nasıl konuşacak? E peki lal değilim, şükretsene. Dilsiz değilim, şükretsene öyle diyeceğine. Beni İsrail'den bir alim dedi ki biz ne kadar Allah'a isyan ediyoruz, bize ceza vermiyor. Mevla o zamanın peygamberiyle haber gönderdi. Kim dedi sana ceza vermiyor? Kaç senedir onun ibadetinden lezzeti kaldırdın, ona ceza olarak yetmedi mi? Cemaatimizin bunu anlıyor muyuz? Beni İsrail'den birisi ibadet etti, sonra isyana döndü. Mevla'dan tokat bekliyor, tokat da gelmiyor.
O zamanın peygamberine müracaat etti. Dedi ya biz dedi Mevla'ya ibadet ettik ettik sonra isyana döndük, günah işliyoruz. Şimdi hiç ibadet etmiyoruz. Mevla'dan da bir bela bekliyoruz. Bela gelmiyor, ceza gelmiyor. Ben dedi Rabbime müracaat edeyim. Rabbimize sordu. Ona nasıl ceza gelmedi? Nereden biliyor ceza gelmedi? Ben ibadetimi kestim ondan. Daha bana ibadet edemiyor. Bundan büyük bela mı olur? Bundan büyük ceza mı olur? Daha hangi belayı bekliyor? Yani insanlar şunu anlamıyorlar yani. Mevla'ya ibadet edememekten büyük bela var mıdır? Bundan büyük daha büyük ceza var mıdır? Mevla'ya ibadet edemiyorsun ya. Bunun faturası ahirette kesilecek. Şimdi Mevla kesmiyor faturasını. Cezası ahirette kesilecek. Sesi ahirette çıkacak. Adamın birisi sabahleyin camiye giderken baktı başka birisi bir hırsız dükkanın kilidini kesiyor. Demir testereyle kesiyor. Kızdı ona, bağırdı. Ne yapıyorsun sen dedi. Valla çok pişkin bir hırsızmış o. Bir şey yapmıyorum, kemençe çalıyorum dedi. Nasıl kemençe, bunun sesi çıkmıyor, bunun sesi sabah çıkacak dedi. Yani sabahleyin gelecek adam bakacak, sesi sabah çıkacak. Günah işliyorsun, 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 ses çıkmıyor, ceza yok, ceza yok. Onu demek istiyorum. Allah bela vermiyor sana. Bunun sesi ahirette çıkacak. Daha ölürken çıkacak, ölürken. Yadribûne vücûhüm ve edbârhüm diyor. O melekler gelecekler. Yüzüne gözüne sopalarla vurarak çıkar o pis canını diyecekler. Daha o anda onun cezası başlayacak. Sure-i Nisa'da Rabbimiz buyuruyor Risale'de. Men ya'mel sü'en yüzze bih. Kim bir kötülük işlerse onun cezasını bulur. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Ahirette Mevla'dan başka da bir yardımcı bulamaz. Allah da ona yardım etmez. Her kim bir kötülük yaparsa onun da cezalandırılır. Ve kendisini Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı bulamaz. O kötülükten dolayı tokat yiyor, haberi yok. Gönlü Allah bulamıyor. Bu ne büyük ceza. Mevla'nın en edna kulu ile oluyorsun, onunla olmuyorsun. Bu ceza değil mi? Resulullah Efendimiz Miraç gecesi Cebrail aleyhisselamıyla gezerken bir takım adamlar gördü. Bunlar oturuyorlar, yanlarında taptaze et var. Onlar bunu yemiyorlar da kurtlanmış eti yiyorlar. Önündeki taze eti yemiyor. İlerideki kurtlanmış, koklu, içinde kurtlar dolaşan, kokusundan yanına yaklaşılmayacak etleri yiyorlar. Tabi Resulullah Efendimiz şaşırdı. Ya bu tertemiz et var, bu eti yemiyor. Yani kurtlanmış, kokmuş. Neyi temsil ediyor bu? Resulullah Efendimiz buyurdular ki evinde tertemiz hanımı var. Ona bakmıyor, gidiyor başka kadınlara bakıyor. Onlar da düşüyor. Kurtlanmış et budur. Sana o çok hoş geliyor, çok güzel geliyor. Haram tatlıdır. Hakikati kurtlanmış, kokmuş et. Sen bu gözüne inanma. Gözüne inanma, bu şeye inanma. Nefise haram, hoş gelir, güzel gelir. Ama Resulullah Efendimiz'e bak ne diyor. Resulullah Efendimiz ne buyuruyor. Bu meseleyi anladınız değil mi? Allah bize bizden yakın. Bu kadar iyiliklerin sahibi onunla olamıyoruz. Bir sinekle oluyoruz. Nasıl? Oradan kalktı oraya kondu. Sanki bombardıman uçağı kalktı. Allah ile beraber olamayışımız büyük cezadır. Suç işliyoruz. O da bizi kendine yaklaştırmıyor. Bizim yaptığımızı çocuklar yapmaz. Abdülvahid İbni Zeyd isimli bir zat vardı. Abdülvahid İbni Zeyd isimli bir zat vardı. Diyor ki, ben Allah-u Teala'dan cennette bana arkadaşımın kim olduğunu göstermesi için 3 gece yalvardım. 3. akşam bana denildi ki, ey Abdülvahid, senin cennetteki arkadaşın Meymunetü Sevda'dır. Ben de o kadın nerededir dedim. Denildi ki Küfe'de filan mahallede ve filanca oğullarından esmer bir kadındır. Sabahleyin hemen çarığın ayağına giyiyor, asasını eline alıyor ve onu aramaya çıkıyor. Gide gide Küfe'ye geldi. Mahalleyi buldu ve eve sordu. Dediler ki o hanım yaylımda koyunları otlatıyor. Oraya gidip bakar ki hanım ayakta namaz kılıyor. Önünde masa gibi bir şey var. Üzerinde de cübbe var. O cübbenin üzerinde la tuba'u ve la tüştara, satılmaz ve satın alınmaz yazıyor. Koyunlar da kurtlarla beraber otluyor. Kurtlar koyunları yemiyor. Koyunlar da kurtlardan korkmuyor. O hanım namazdayken hemen anladı kimin geldiğini ve namazını kısa kesti. Neyle onun geldiğini bildi? Mevla'nın bildirmesiyle bildi. Allah dostu kadın. Kadın dedi ki ey Abdülvahid İbni Zeyd geri dön. Vaad olunan yer burası değil cennettir dedi. Şimdi işine git çalış dedi. Abdülvahid şaşırdı ve dedi ki Allah sana rahmet etsin. Sana benim İbni Zeyd olduğumu kim bildirdi? Kadın da şu hadisten bildim dedi. Hadis-i şerif okuyor ona.
İnne l-ervâhe cünûdün mücennedetün femâ te'arafe minhâ itelefe ve mâ tenâkere minhâ ihtelefe. Muhakkak ruhlar toplanmış ordulardır. O ruhlardan hangi ruh birbirini tanıdı, onlar ülfet eder, yakınlık duyar. Hangi ruh birbirini tanımadı, onlar ihtilaf eder. Bundan anladım dedi. Abdülvahid ibn Zeyd kadına dedi ki, beni yolluyorsun, bari vaaz et de öyle döneyim dedi. Bana bir vaaz et de öyle döneyim geriye dedi. Kadın da fesuhanallah, vaize vaaz edilir mi dedi. Ama hiç olmazsa şu kadar diyeyim, bakın burası mühim. Kadın ona şöyle söyleyip yolladı onu. Allah koluna dünyadan bir nimet verse, o da ikincisini istese, aradaki yakınlık sevgisini uzaklığa, ünsiyeti vahşete tebdil eder. Allah koluna dünyadan bir nimet versin. O şükretmiyor, ikincisini istiyor. Aradaki yakınlık sevgisini uzaklığa, ünsiyeti vahşete tebdil eder. Siz duymadınız mı? Bir dilenciye bir yumurta vermişler, bir daha isteyince onu da geri almıştır. Ya Allah-u Teala sana bu kadar nimet verdi. Bunlar sana yeter. Sen niye nimet vereni istemiyorsun da o nimeti istiyorsun? Niye nimet vereni istemiyorsun? Hiç nimet veren istenmiyor değil mi? Halbuki nimet veren istese o nimet de bizim olacak. Nasıl? Padişah adamlarını topladı saraydaki. Dedi bu sarayda kim niye tutarsa dokunursa onun olacak dedi. Oo, saraydakiler çok hoşuna gitti. Kimisi altın mücevherden yapılmış avizeyi tuttu. Kimisi altından sütunlar varmış onlara tuttu. Kimisi şeyi tuttu. Yani kim niye tutarsa onun olacak. Açık gözün gitti birisi padişaha sarıldı. Onu tuttu. Padişah dedi ya senin benimle ne işin var dedi. Demediniz mi padişahım kim neye sarılırsa onun olacak. Siz benim olduktan sonra dedi saray da benim, memleket de benim dedi. Ya siz niye nimeti istiyorsunuz da nimetin sahibini istemiyorsunuz? Ey ahmaklar niye ona buna sarılıyorsun, padişaha sarılmıyorsun? Niye Mevla'ya sarılmıyoruz? Dünya da senin, ahiret de senin. Her şey Mevla'nın. Mevla'nın olmayan bir şey yok ki. Mevla senin kalbinde olduktan sonra, onun muhabbetini kalbine yerleştirdikten sonra, Mevla da seni sevdikten sonra ne dünyada seni birine muhtaç eder, ne kabirde, ne mahşerde, ne sıratta, ne mizanda. Bakın, şu ayet çok acayiptir. Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü. Bir nimet verdi Allah sana, şükret, ikincisini isteme. Çünkü şükredersen Allah sana onu verecek. Zaten verecek. Ve in şekertum le ezidennek. Şükrederseniz arttırırım diyor Mevla. Onunla alakalı. Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber. Kul le ezvacike, zevcelerine söyle. İn küntünne türitnel hayâtet dünya ve zînetehe. Hanımlarına de ki eğer siz dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız fetealeyne gelin, gelin ümettiğükünle istediğinizi vereyim ve üsirrükünle sarahan cemine güzel bir şekilde siz boşamakla boşayayım. Acayip bir ayet. Resulullah'ın hanımları bizim analarımızdır. Allah onlardan razı olsun. Bir gün Resulullah'a dediler ki ya Resulallah evvelce bir şeyin yoktu. Elimizdekiyle kanaat ediyordum. Şimdi ise elimizde var. Bize halılar, kilimler vesaire al. Resulullah Efendimiz de almam dedi. Onlar ısrar ettiler. Peygamber Efendimiz de onlardan ayrılıp başka bir odaya gitti. Onlardan ayrı yiyor, ayrı yatıyordu. Resulullah Efendimiz şimdiye kadar kaçmış mıydı? Yok. Şimdi niye kaçtın? Ellerinde nimet varken tekrar bir daha istediklerinden sebep kaçtı. Bir ay kadar onlardan ayrı kaldı. Sahabeler arasında Resulullah hanımlarına talak verdi diye yayıldı. Bunu duyan Hazreti Ömer Resulullah'ı ziyarete geldi. Baktı ki Efendimiz hasır üzerinde yatıyor. Halı yok, kilim de yok, hasır üzerinde yatıyor. Ve hasırın izi de yüzünde çıkmış. Bunu görünce Hazreti Ömer ağladı. Resulullah Efendimiz'e sordu. Mâ yübkîke? Seni ağlatan nedir ya Ömer? Hazreti Ömer de ya Resulallah. İnne Kisra ve Kayser fîmâ humâ fîhî ve ente Resulullah. Ya Resulallah. Kisra ve Kayser bolluk ve nimetler içerisinde. O padişahların nimetleri, bollukları çok. Sen ise Allah'ın Resulü olduğundan, yani yatacak yerin biri yok, hasır üzerine yatmışsın, izde mübarek vecih şerifinize çıkmış. Siz bu nimetlere daha layıksınız onlardan dedi. Resulullah Efendimiz de اَمَا تَرْضَا اَنْ تَكُونُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ. Dünya onların, ahiret bizim olmasına razı olmuyor musun ya Ömer dedi. Onlar dünyada altından karyolalar, kuş tüyü yastıklar vesaire içindeler ama yarın ahirette zift kuyularında olacak. Dünyadaki haline bakma.
Sonra Hazreti Ömer Resulullah hanımlarını boşayıp boşamadığını sordu. Resulullah da hayır boşamadım. Sadece bir ay yaklaşmamaya yemin ettim buyurdu. Hazreti Ömer de boşamadığını bütün sahabelere duyurdu. Bir ay sonra bu ayetler nazır oldu. Allah-u Teala Efendimiz'e buyurdu ki ey Nebi Zişan. Hanımlarına söyle eğer siz dünya ziynetini istiyorsanız gelin size mut'anızı vereyim. Çarşaf elbise vereyim ve sizi babanızın evine göndereyim. Bu ayet ne demektir? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Bu ayetler duvarlara söylenmedi, bize söylendi. Ama bunları duyan kim? Bazıları da diyor ki bu ayetler peygamber hanımlarına söylendi. Onlar bizim analarımızdır, önderimizdir. Bütün millet onlara bakıp yapacak. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ Eğer siz dünya ziynetin ve süsünü değil de Allah ve Resulünü istiyorsanız فَاِنَّ اللّٰهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجَرًا عَظ۪يمًا Allah-u Teala Hazretleri sizden ihsan edenlere çok büyük ecir hazırlamıştır. Bu ayetler nazil olunca, şimdi birinci ayet ne? Dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin sizi boşayayım, istediğinizi de vereyim. Ama Allah ve Resulünü istiyorsanız size çok büyük ecir var. Bu ayetler peş peşedir. Bu ayetler nazil olunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela Ayşe validemizi çağırdı. Gel buraya. Sana bir şey diyeceğim ama anana babana sormadan sakın bana cevap verme. Onlarla müşavere et dedi. Ayşe validemize ne diyeceksin ya Resulallah? Efendimiz de bu ayetleri okudu. Ayşe validemiz de bunu mu anama babama soracağım? Ben Allah ve Resulünü ve ahireti istiyorum dedi. Resulullah'ına geç dedi. Hepsini tek tek çağırdı sordu. Hepsinden de aynı cevabı aldı. Hepsi böyle demekle kurtuldu yoksa gidiyorlardı. Allah-u Teala Resulullah'ın hanımlarının böyle yapmalarından memnun oldu. Ve Efendimizin bunlardan başka hanım almasını haram kıldı. Ahzab suresi ayet 52'de Rabbimiz buyuruyor. Bundan sonra sana başka kadınlar helal olmaz. Ve bunları başka zevcelerle değiştirmek de helal olmaz. Velev ki güzellikleri pek hoşuna gidecek olsun. Ancak sağ elinin malik olduğu cariye müstesna. Vallahi her şey üzerine gözcü bulunuyor. Buna benzer bir ayet de sure-i Tahrim'de var. Asa rabbuhu indallakakünne. Belki de Allah-u Teala Hazretleri onları boşattırır. En yübdilehu ezvacen hayran minkünne. Onlardan daha hayırlı zevceler sana verir. Müslümanetin onlar müslimeler olur. Müminatin mümini olur. Kanitatin itaat edici olur. Taibatin ibadet edici. Abidatin tövbe edici, ibadet edici. Saihatin oruç tutucu. Seyyibatin ve ebkara dullar ve bakir olanlar bulunurlar. Bu ayetler Resulullah Efendimizin aileleri hakkında indi ama bize ne için okunuyor? Bu ümmetin hanımları da aynı olsun diye. Ama bizim hanımlarda hiç bu dünyadan yüz çevirme nişanı yok. Bizim hanımlar diğer hanımlardan binlerce iyi ama kafi değil. Bizim Müslüman hanımlarımız ve ilim ehli hoca kızlarımız, talebelerimiz düğünlerde öbür eşkıyalardan daha beter giyiniyorlar. Nasıl benzersiniz onlara? Onların ilmi, ibadeti, ahlakları yok. Bir tek dünyaları var. Sen de onlara benziyorsun. Onlar dünyayı seviyor, biz dünyayı hiç sevmeyeceğiz. Bizim hoca hanımlar bu ayetleri hiç duydukları yok. Yaptıkları işler sebebiyle hiç ilim ehline benzemiyorlar. Şimdiki talebelere ilim veriliyor ama amel ihlas verilmiyor. İnsan orta halli olmalı. Büyük olun, dünyaya tenezzül etmeyin. Dünyayı seven küçüktür. Bu zamandaki insanlar kimi büyü yapıyor, kimi başka bir kardeşinin ayağının altına kaydırmak için karpuz kabuğu koyuyor, kimi öbürünün aleyhine konuşuyor, biri öbürünü zemmediyor. Zemmediyor ki milletin gözünden düşsün de ben sevileyim diye. Allah görmüyor mu bu yapılanları? Dikkat edelim. Dikkat edelim diyorum size. Dünya süsleri, danteller haram değil ama büyüklere göre hiç iyi bir şey değil. Büyükler dünyaya kıymet vermiyor. Resulullah Efendimiz bir defasında Fatıma validemizin evine gidiyor. Bakıyor ki kapıda bir nakışlı perde asılı. Fatıma validemizin evinde. Kapısında nakışlı perde asılı. Derhal geri dönüyor. Babasının geri döndüğünü gören Fatıma validemiz hemen peşinden Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Ve geri dönmesinin sebebini sordu. Efendimiz'e kapının üzerinde bir süsler gördüm. Benim süste ne işim var buyurdu. Meğerse süsten sebep girmemiş. Eyvallah. Demek Resulullah bizim evlere gelse hiç girmeyecek yani. He? Ne olacak? Millet ayağını don bulamıyor, sen kafaları süslüyorsun. Millet ayağını don bulamıyor, sen kafaları süslüyorsun.
şunu bunu söylüyorsun. Biri öbürüne bakıyor, ayak uydurmaya çalışıyor. Bırakalım bunları. Dünya beş para etmez. Çünkü biz ilim ehliyiz. Bu Ahzab suresindeki ayetler hepimize indi. Sade lügat manalarını dinlemeyin. Hakikat nereye vuruyor o manayı anlayın. Resulullah Efendimizin evinde sergiler vardı. Hanımları daha fazla istediği için onlardan kaçtı. Kim kaçırdı? Mevla. Mevla kaçırmasaydı Resulullah kaçar mıydı? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinizde olan Allah'ın nimetini hatırlayın. Nedir o nimet? Evvela bizi kendisine kul kabul etmesi. Şimdi ne buyurdu Rabbimiz? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Üzerinizde olan Allah'ın nimetlerini hatırlayınız. Nedir o nimet? Evvela bizi kendisine kul kabul etmesi. Sonra Habibine ümmet yapması. Sonra Kur'an'a müntesip yapması. Elhamdülillah. Kur'an ehliyiz. Sonra bizi Hanefi mezhebine bağlaması. Sonra Tarikat-ı Ali Nakşibendiye bağlamasıdır. Şafii mezhebinde olanlar bu sözümüze darılmasınlar. İmam-ı Şafii'yi de severim. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri bizatihi kendisi buyurdu ki biz fıkıhta İmam-ı Azam'ın ailesi gibiyiz. Fıkıh ilminin dörtte üçünü o çıkardı. Geriye dörtte biri kaldı. Yine onun da yarısını o çıkardı. Bakın. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında geçer. Bu İmam-ı Şafii Hazretleri'nin sözüdür. İmam-ı Azam ismini İmam-ı Azam Efendimiz'e İmam-ı Şafii Hazretleri vermiştir. İmam-ı Azam Efendimiz'in ismi aslında İmam-ı Azam değil. Numan bin Sabit'tir. Rahmetullahi aleyh. Numan'dır ismi. İmam-ı Azam en büyük imam ismini ona İmam-ı Şafii Hazretleri vermiştir. Ve İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki burada geçiyor, mektubatta da geçiyor. Fıkıh 4'te 4 olarak düşünün. 4'te 3'ünü İmam-ı Azam Efendimiz çıkardı. Bunu İmam-ı Şafii Hazretleri söylüyor. Geriye ne kaldı? Söyleyin. 4'te 1'in de yarısını gene o çıkardı. Biz 3 mezhep imamı diyorduk. O 4'te 1'in yarısını 3 mezhep imamı biz çıkardık diyor. İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel, bundan sonra İmam-ı Malik Rahmetullahi Aleyh. 3. Üçümüz 4'te 1'in yarısında İmam-ı Azam Efendimiz ortakız diyor. Şimdi hakikaten de İmam-ı Azam. Büyük imam yani. Büyükler birbirini kıskanmazlar. Birbirlerini takdir ederler. Bir de Allah'ın nimetlerinden olan şu ayeti düşünelim. Bunlar hep düşünülmesi gereken nimetler. Cemaat-i Müslüm, Mevla'dır. Üzerinizde Allah'ın olan nimetlerini düşünün. Düşünün. Bakın bir kardeşimizin babası geçenlerde gırtlak kanseri oldu. Geldi baktım üzülüyor. Doktorlar demişler ameliyat olacak. Nasıl? İşte gırtlağındaki o bir şey varmış artık. Bir şey gözükmüş orada. Onu alacaklar. Gırtlaktan nasıl alacaklar? Gırtlağını kesecekler. Gırtlağı kesmek için boğazını kesecekler. Boğazını kesmişler diyor. Buradan buraya kadar boğazı kesilmiş. Öyle duruyor diyor hocam. Babam çok acayip diyor. Gırtlağından da bir parça almışlar onu da kesmişler. Ne başını oynatabiliyor ne bir şey. Daha onu böyle duracak. Başında bir şeyle bağlamışlar hareket ettirmesin diye. Boğazını kesmiş. Yarıya kadar boğazı kesik. Adam. Gırtlağı onu da şey yapmışlar böyle. O gırtlak kası. Nasıl zor bir şey ya. Günlerce öyle kıpırdamadan duracak. Boğazı kesik. Ne yiyebiliyor, ne içebiliyor, ne sağa sola dönebiliyor. Yani düşünelim şimdi ne kadar bir nimet içindeyiz ya. Reşat-ı Şerif'te diyor ki sırtından yapışık ikizler vardı. Sırtından yapışık ikiz ne demek ya? Ya bu nasıl yürüyebilir? Nasıl bir yere gidebilir? Nasıl helal girip çıkabilir? Nasıl yatabilir, uyuyabilir? Yürüyeceği zaman nasıl yürüyecek? Birinin yüzü doğuya batıyor, birinin batıya bakıyor. Birinin kuzeye bakıyorsa birinin güneye bakıyor. Sırtından yapışık ikizler nasıl yürüyecek? Ha, yürürken demek birbirinin sırtını alacaklar da öyle yürüyecektir. Nasıl yürüyecek? Ya birisi böyle yürüyecek, birisi geri geri yürüyecek. Ya bir düşünür müsünüz ya? Bunların hayatları nasıl bir hayat? Birisinin uykusu geldi, birisinin gelmedi. Birisi sıkıştı, helaya gidecek, birisi sıkışmadı, mecbur ikisi de gidecek. Mecbur gidecek yani. Nasıl bir hayat? Yahu sen münferitsin, teksin. Buraya gelecekken, yani ikizini kaldırıp sırtından onu taşıyıp getirecek değilsin. Böyle bir yükün de yok, tek başınasın, gelmiyorsun. Peki öyle olsak nasıl gelirdik? Nasıl arabaya binerdin? Evlenmek zaten öyle bir şey olmaz. Evlenme diye bir şey olmaz. Sırtına yapacak, nasıl birisiyle evlenecek? Kim ona gider bir kere? Böyle birisine. Bunun nimet olduğu bugüne kadar hiç aklımıza geldik mi? Çok şükür ya Rabbi sırtından yapışık ikiz olarak dünyaya gelmemiş.
Böyle hiç bir şükrettin mi bir kere? Aklımıza geldi mi ki şükredelim? Yani aklımıza gelmemiştir böyle bir şey. Asla gelmemiştir. Söylendiği zaman diyoruz ya elhamdülillah öyle bir şey yok bizde ya. E yoksa o zaman tamam rahat camiye gidebilirsin, rahat sohbete gelebilirsin. Sonra bunların dilinden hiç şükür eksik olmazlarmış. Hep Allah'a şükrederler, hamd ederler. Ya Rabbi şükürler olsun. İkisi daha. Ya Rabbi hamdü senalar olsun. Birisi dedi ki, ya dedi büyük bir belaya düçar olmuşsunuz. Hep şükrediyorsunuz. Yani hangi nimet var ki sizin için şükrediyorsunuz dedi. Biz biliyoruz ki Allah'ın bundan daha zor durumda olan kulları da var. Mevla bizi o zorluğa düçar etmediği için bu halimizi şükrediyoruz dediler. Bizden daha zor durumda olanlar da var. Daha kötü durumda olanlar da var. Ona şükrediyoruz dediler. Görüyor musun? Hani hadis-i şerifte buyuruldu ya, dünya hususunda senden aşağıda, ahiret hususunda senden yukarıda olana bakacaksın. Dünya hususunda senden daha kötü durumda olana bakacaksın. Bunlar öyle yaptı. Biz böyleyiz ama dedi, bizden daha kötü durumda olanlar da var. Ahiret hususunda da senden yukarıda olana bakacaksın. Sonra ikisinden birisi ölmüş. O ikizlerden birisi, sırtından yapışan ikizlerden birisi öldü. Öbürü dedi ki, korktum bela başıma geldi. Şimdi bu benden ayrılıncaya kadar bir ölüme, ölüyle yaşamak durumunda kalacağım. E kesseler ben de öleceğim dedi. Kesip ayırsalar onu, gömseler ben de öleceğim. Eğer benden ayırıp gömmeseler onu, benden bu düşünceye kadar ölüyle yaşamak durumunda kalacağım dedi. Ölüyle, ölüyü sırtında taşıyacağım. Kim bilir ne kadar. Ya Rabbi şükre bizleri muvaffak eyle. Bir de şu ayeti hatırlayalım. Estağfirullah. وَلَقَدْ آتَيْنَاكِ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمِ Mevla yemin ediyor, zat uluhiyetime yemin olsun ki size namazın her rekatında tekrarlanan Fatiha-i Şerife ve büyük olan Kur'an'ı verdik. Büyük olan Kur'an'ı verdik. Resulullah ve sahabeler Ebu Cehil'in kafilelerini Şam'dan 500 bin deve yüklü birbiri peşine gelirken gördüler. Bunlar ticaret etmiş gelirken görünce içlerinden şöyle temenni ettiler. Ah bu kafirler bizim olsaydı da bunlarla İslam yükselseydik ve şu zenginler bizim saflarımıza geçseydi de İslamiyet ilerleseydi. O zaman bu ayet nazil oldu. Ey Habibim, onun kıymetli ashabı andolsun ki elbette muhakkak biz sana Kur'an'dan 7 ayet olan Fatiha'yı ve büyük Kur'an'ı verdik. Bunları sana vermekle beraber dünya ahiretin en büyük zenginliği, devleti, nimetleri verilmiş oldu. Daha hiç isteyeceğim bir şey kalmadı. İnsan bir Fatiha'yı bilse en büyük zengindir. Bir Fatiha'yı bilse en büyük zengindir. Bunu bilmeyenler de var. İhvanımızdan birisi Bursa'da bir hastası vardı. Hastaneye gelip gidiyor. Oradaki hastanedeki görevlilerle tanışmış. Orada da hastanede bir profesör var. O profesörün hep başı ağrırmış. Böyle hiç geçmez. Bir ilaç da fayda etmezmiş. Neyse bu ihvanımızı öyle hoca zannetti. Hoca değildir yani kendisi. Cübbeli şalvarlı sarıklı. Hoca değil ama hoca gibi bir hali var. Bunun yanına gitti o profesör, dedi ki hani bir türlü çare bulamadı baş ağrısına. Hiçbir şey değil de geçmiyor. İlaç da fayda etmiyor. Biraz geçiyor gene başlıyor. Buna dedi ki, biraz samimi olmuşlar. Dedi ya benim başım ağrıyor, hiç de geçmiyor. İlaç da fayda etmiyor dedi. Buna bir şey yok mu? O dedi gel dedi seni bir okuyayım dedi. O profesörü bir okudu. Ondan sonra Allah'tan baş ağrısı geçti. O dedi ya ne yaptın sen dedi ya başının ağrısı geçti. Ya bir şey yapmadım, bir Fatiha okudum diye. Başın ağrınca sen de Fatiha okudun. Dedi ben Fatiha okumasını bilmiyorum. Profesör 20 sene okumuş, Fatiha'dan haberi yok. Fatiha'sız namaz da olmaz. Namaz da yok bunun. Namaz da yok, niyaz yok, bir şey yok. Şükret, şükret. Elhamdülillah Fatiha'yı biliyorum. İnsan bir Fatiha'yı bilse en büyük zengindir. Ama insan sadece bilmekle kalmayıp amel edecek. Bir Fatiha ve Kur'an bilen adam dünyanın da ahiretinde en büyük zenginidir. Öyleyse madem ki sen çok büyük zenginsin. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِيَزْوَاجًا مِنْهُمْ Dünyalık olarak vermiş olduğumuz, onlara vermiş olduğumuz şeylere sakın gözünü dikme. وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ Niye Müslüman olmuyorlar diye üzülme. وَحْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere rahmet kanatlarını ger. Sana verilecek verildi çünkü. Sana verilenin yanında o Kureyş'in malları toz bile değil. Niçin? Çünkü onlar hep çürüyecek.
Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki لَيْسَ مِنْ لَا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ Her kim ki Kur'an'la kendini zengin saymazsa bizden değildir. Yine Resulullah başka bir hadis-i şerifte buyuruyor ki مَنْ قَرَعَ الْقُرْآنِ سُمَّ رَعَ النَّهَدَنْ اَقْتَلِ مِمَّا اُوْتِيَ فَقَدْ اِسْتَسْقَرَ مَا عَزَّنَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Her kim Allah Kur'an nimetini verdi onu okuyor ama başkasına verileni kendine verilen Kur'an'dan daha üstün görürse yani gözünü ona dikerse Allah'ın büyük gördüğünü küçük etmiş, küçük ettiğini büyük görmüş olur. Allah onu küçük etti, senin nimetini büyük etti, sen onu nimet görmüyorsun da öbürkünü nimet görüyorsun. O zaman Allah'ın büyük tuttuğunu sen küçük ettin, küçük tuttuğunu büyük ettin demektir. Her kim Kur'an okur, sonra kendisine verilen bu nimetten daha üstünü bir başkasına verildiğini kabul ederse, muhakkak Allah'ın büyük saydığı Kur'an'ı küçümsemiş olur buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir üniversite mezunu, üniversiteyi bitirmiş, bir talebe Arapça okumuş, hafızlık da yapmış. Asla senin yanında ezik durmaman lazım. O senin yanında ezik durması lazım. Yahu sana Kur'an verilmiş. Fatiha-i Şerif'e zaten var Kur'an içinde. Arapçasını da biliyorsun. Sen niye onun yanında eziklik duyuyorsun? Sen niye onun yanında kendini küçük, o kendini küçük görmesi lazım ya? Kur'an'dan haberi yok, bir haber. Fatiha okumasını bilmiyor ya. Yazık, günah değil mi ya? Öldüğü gibi yuvarlanacak, kütük gibi cehennemin dibine inecek bu adam ya. Sen onun neyine özeniyorsun? Gökten yağan yağmurlar, yerden bitenler, sıhhat afiyetler hep Kur'an'ın hürmetine oluyor. İnsan düşünmesi lazım. Fatiha'yı bilmeseydim ne olurdu? Fatiha'yı bilmeyen insanlar var. Karısı kızı kıbleyi bilmeyenler var. Benimkiler de öyle olsaydı halim ne olurdu? Resulullah Efendimiz bir çöplükten geçerken ölmüş, çürümüş, kurtlanmış bir keçi yavrusu gördü. Sahabesine sordu. Bunu hanginiz sever? Hiçbirimiz sevmeyiz ya Resulallah dediler. Efendimiz de işte dünya budur buyurdu. İşte dünya budur. Şimdi ise bir insanın leşi ne kadar çoksa ona o kadar çok imreniliyor. Ne demek leşi ne kadar çoksa ona o kadar çok imreniliyor? Söyle. Dünyalı. Peygamber Efendimiz kurtlanmış keçi yavrusu için ne dedi? Ölmüş kurtlanmış. Bunu hanginiz sever? Ya Resulallah sevinir mi? Ya sahibi de 60 sene, sahibi de 60 yolun kenarına bu sevilir. Dünya budur. Dünya neymiş söyleyeyim? Leş. Şimdi leşi kimin çoksa ona çok imreniliyor. Yani dünyalı kimin çoksa ona çok imreniliyor. Leş ya. Ama bir insan Ebu Bekir Sıddık ve İmam-ı Azam gibi zengin olur, namazlarını terk etmez ve hiç iyilik ibadetini de terk etmezse o zaman o zenginliğe imrenilir. Peygamber Efendimiz iki şeye imrenilir buyurdu. Allah birisine zenginlik vermiş, Allah yolunda harcıyor parasını. Ha, buna imrenilir. Birisine de ilim vermiş, o ilmini Allah için insanlara veriyor, ilmi öğretiyor, Arapça, Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Sohbetleri, vaazları insanlara anlatılıyor, biri de buna imrenilir. İki şeye imrenilir, başka şeye imrenilmez, başka şeye gıpta edilmez buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ah cemaati Müslümin! Allah'ın bize verdiği nimetleri düşünmemekten İslamiyetimizi unuttuk. Mesela bir adamın eli ayağı gözü kulağı sağlam. Bu bir zengini gördüğü vakit imreniyor. Halbuki bu adama dünyayı sana vereceğiz, gözünün birini sat bana desen razı olmaz. Kulağı, eli, ayağı, aklı vesaire hepsi o gözü gibi kıymetli. Bak sen bu kadar zenginsin. Yani insan Müslüman olduğunu düşünerek sevinecek ve Allah'a hamd edecek. Ya Rabbi! Ben bu iyiliğin altından nasıl kalkacağım diye düşünecek. İnsan böyle düşündüğü vakit onun yanında imanın kıymeti artar mı artmaz mı? Artar. Öyleyse daha huşulu, huzurlu ve tadil erkenle namaz kılalım. Yoksa yaptığımız ibadetler kapının ötmesine benzer. Namaz ibadet halinden tabii bir hale döner. Sen böyle bir zamanda Arapça okuyorsun. Nemrut'un ateşinin içinde Gülistan bulmuş oturuyorsun. Bu nimeti de düşün. Bir Müslüman dünya dolusu Müslüman olmayanlardan daha kıymetlidir. İşte sen olsun. İmanın kıymetini bil. Eğer sen bu İslam'ı kitap okuyarak yaparsan o zaman sen Aliül Alâsın. O zaman medresenin kıymetini bilelim. Ve kıymet bilen insanlar yetiştirelim. İslam ve İslam'ın şartları olan namaz, oruç, hac, zekat vesaire bunlar olmasa ne yapardın? Müslüman olmayan adamın yaşaması zarardır. O ki kar etmiyorsun, zarar ediyorsun, ölmen daha hayırlı. Allah sana yemek yedirdi, iştahan oldu, boğazından geçirdi,
yutacak kuvveti verdi. Bunlar hep Mevla'nın iyilikleridir. Mevla buyuruyor ki, bunları düşünürseniz ben sizi severim. Sizi sevince dünya ve ahiret işleriniz kolay olur. Sevmezsem dünya ve ahiret işleriniz zor olur. Allah illa bizden nimetlerin hatırlanmasını istiyor. Bu camiye vaaz dinlemeye gelebilmemiz ne büyük nimet. Bakın biz de şöyle düşünelim şimdi. Sabah vaktinde buraya gelmemiz ne büyük nimet. Buraya gelmekle beraber neler duyuyoruz. Ve defterlerimiz nur gibi yazılar yazılıyor defterlerimize. Nur gibi yazılar yazılıyor. Eğer bunları duymasaydık akrep gibi kara yazılar yazılacaktı. Rusya'da sadece bir köyde Kur'an var. Birisi ölünce okumak için gelip onu alıyorlar. Sonra tekrar getirip teslim ediyorlar. Şimdi ise ortalık Kur'an dolu, okuyan yok. Başka şey okuyorlar. Bir insan Kur'an'dan başka şey okusa Kur'an'a hevesi olmaz. Zanneder ben çok şeyler öğrendim. Bilinecek şeyleri bildim. Halbuki dininden haberi yok. Bakın şimdi mesela biraz önce bahsettiğimiz o profesör. Efendi Hazretimiz ne buyurdu? Bir insan Kur'an'dan başka şey okusa 20 sene Kur'an'dan başka şey okudu. Kur'an'a hevesi yok bu adamın. Neden? Zanneder ben çok şeyleri öğrendim. Kur'an öğrenmeye gerek yok zanneder yani. Öğreneceğimi öğrendim. Çünkü onu öyle bir tezgaha sokmuşlar ki daha küçüklük çağından üniversiteyi bitirinceye kadar gitmiş olduğu yerde zaten Kur'an yok. Öyle şeyler öğretmezler ona. Ben alacağımı aldım, öğreneceğimi öğrendim. Başka şeye gerek yok diyor. Ben bu mesleğimde nasıl ilerlerim onun derdinde. Yani biraz döneyim Mevla'ya kulluk edeyim falan. Yok öyle bir şey. Bir insan Kur'an'dan başka şey okusa Kur'an'a hevesi olmaz. Zanneder ben çok şeyleri öğrendim. Bilinecek şeyleri bildim. Halbuki dininden haberi yok. Ne gibi? Kadıköy'de üniversiteli bir erkekle bir genç kız evlenecekler. Dikkat edin. Duyuyorsunuz değil mi bunu? Kadıköy'de üniversiteli bir erkekle bir kız evlenecekler. Bari dini nikah yapalım diyorlar. Bir hoca getiriyorlar nikah yapması için. Hoca evvela damada diyor ki kelime-i şehadet getir. O da kalkıp doğru mutfağa gidiyor. Bilmiyor ki kelime-i şehadet nedir. Sonra gelip bulamadım hoca efendi diyor. Çatal bıçak kaşık bir şey zannetti herhalde. Hoca efendi diyor bu defa geline diyor. Sen getir. O da diyor ki hocam ben bu eve yeni gelin geldim. Neyin nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Kelime-i şehadet. Hoca onlara kelime-i şehadet getirin deyince onlar tas, tabak, bıçak, sahan vesaire zannediyorlar. Üniversiteyi bitirinceye kadar hiç kelime-i şehadet diye bir şey duymadılar. Bir genci dininden, imanından ayırmak caiz midir? Okumamak büyük beladır. Bak burada vaaz dinlemek de bir şey duyuluyor. Ben de siz de istifade etmiş oluyorsunuz. Siz de bu duyduklarınızı noksansız olarak millete anlatmak ne büyük saadettir. Siz de bu duyduklarınızı noksansız olarak millete anlatmanız ne büyük saadettir. Duyduklarınızı anlatın. Noksansız anlatın. Noksansız anlatmak için okumak lazım ya. Okumadan noksansız anlatamazsın. Elhamdülillah Efendimiz'in bu emri de yerine gelmiş oluyor. Elhamdülillah. Ne büyük saadettir. Dilimiz, dudaklarımız hakkı söylemekte durmasın. Acımayalım dudaklarımıza. Ya Rabbi bize bu iyilikleri düşünmeyi nasip eyle. Bize Kur'an'ın verilmesi, Fatiha'nın verilmesi ve bunların manalarını bilmek ve bunları millete anlatmak en büyük nimettir. Vezkuru ni'metallah aleyküm. Tek ayet. Üzerinize olan Allah'ın nimetini hatırlayın. Bu ayet çok büyüktür, kolay anlaşılmaz. Kolay anlaşılmaz. Allah'ın hangi nimetini düşüneceğiz? Sayılamayan nimetini. Allah'ın nimetleri sayılır mı? Estağfirullah. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Bak görüyorsunuz sadece lafla ahirete inandım demek oluyor mu? Şu halde insan Allah'ın verdiği nimetleri düşünmezse onun ibadet tabii bir hale gelir. Ama Allah'ın verdiği nimetleri düşünürse daha farklı olur. Mesela ben kimin kuluyum? Allah'ım. Ben kime ibadet ediyorum? Allah'a. Kimin ümmetiyim? Resulullah'ım. Hangi mezhebe bağlıyım? Hanefi mezhebine. Ve ben Allah'ı zikrediyorum. Gece kalkıyorum. İşrağı bekliyorum. İnsan böyle düşünürse İslamiyeti tazelenir ve kendisine hiç üşenmek ve tembellik gelmez. Ama bu iyilikleri düşünmezsen tembellik gelir. Ondan da büyük bela olmaz. Bu iyilikleri düşününce sevinç gelir. Kıl kadar ağırlık hissetmez. İbadetin saatini gözler. Teheccüdün saatini gözler. Ve ibadetleri vaktinden kıl kadar geciktirmez. Bu nimetleri düşünmeyince o zaman der ki bu Nakşi tarikatı da nedir ki bu kadar çok zikir olur mu? Ağır. Bizim ihvanlardan Bülbül Hanım kardeşimiz vardı. Allah rahmet etsin. Bir evde yaşlı bir hanımla beraber kalıyordu. O hanım da başka bir tarikata bağlı. Bülbül Hanım kardeşimize ara sıra derdi ki o sizin tarikatınız çok ağır.
Günde 5000 Allah denir mi? Büyümür Hanım kardeşimiz de bu sözden tesirlenmiş, geldi bana bunu söyledi diyor Efendi Hazretimiz. Ben de ona sen böyle dersen ya zayıf ihvanlarımız ne diyecek dedim ve sordum. Sen günde kaç nefes alıyorsun? Sen bunu bilemezsin. Ama kitapların yazdığına göre insan günde 24.000 nefes alır, 24.000 de verir. İkisini bir saysak 48.000 etti. Her nefes nimet midir, değil midir? Nimettir dedi. Her nefesin de şükrü lazım mı, değil mi? Çünkü nimet. Nimete de şükür lazım. Nefes nimetse her nefesin şükrü lazım mı, değil mi? Lazım. Peki bir nefes kaç kuruş eder? Veya şöyle sorayım. Senin nefesin tıkansa, dünyada senin olsa, bir dolu nefes alabilmek için dünyayı verir misin dedin, o da veririm dedi. O zaman sen günde 48.000 Allah desen, sadece nefeslerinin şükrünü eda etmiş olursun. Ya Allah'ın verdiği öbür nimetlerin şükrü ne olacak? O zaman Bülbül Hanım kardeşimiz tamam anladım dedi, kendini alacaklı zannederken borçlu çıktı. 5000 zikirden doyamayanlar var. Ali Rıza Bezzaz Hazretleri imsak vaktinden temcid vaktine kadar 70.000 kelime-i tevhid demiş. 70.000 kelime-i tevhid okurmuş. 70.000 ne demek ya? Halbuki 70.000 kelime-i tevhid o 1,5 saate sığmaz. Nasıl oluyor? Allah yebsudur rızkı limen yeşâ ve yaktir. Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine daraltır. Mevla zamanı genişletiyor onlara. Rabiyetül Adeviye hem de bir cariye. Cariye olduğu halde her gece 1000 rekat namaz kılarmış. Ya bir geceye 1000 rekat namaz sığmaz. Sığar mı? Bir gecede 1000 rekat namaz kılınmaz. Bu nasıl kılıyordu? Allah zamanı genişletiyordu. Onlar istiyor. Allah da var ya bir geceyi onlara 10 gece yapıyor. Bir saati 10 saat yapıyor. 24 saat yapıyor bir saati. Yani 24 saatte yapacağı işi Allah bir saate sığdırıyor onlara. O kadar genişletiyor. Çok istiyorlar, çok hevesliler. Hevesli istekli olunca var ya bir saatte 70.000 kelime-i tevhid der, heves istek olmayınca 24 saatte 5.000 demezsin. Niye? Televizyona bakacak, maça bakacak, topa bakacak, filme bakacak, telefona bakacak, gezecek, boş konuşacak, zamanı bitirdin sen. Geniş zamanı daralttın sen. Rabiye Selalevi'ye bir gün evinde mübarek yalnız cariye hırsız girdi. Birkaç bir şey aldı böyle. Evinde de bir şey yok yani. Hırsızın götüreceği bir şey diyor evinde. 3-5 bir şey buldu hırsız götürecek. Kapıyı şaşırttı. Ama kapı nerede? Kapıyı bulamıyor şimdi. Abi bulunamayacak gibi değil ama bulamıyor. Allah buldurmuyor. Ondan sonra eşyaları bıraktı kapıyı buldu. Ulan kapıyı buldun git. Ulan bulmuşken alayım gene dedi şimdi. Ne şeytanlık görüyor musun şimdi? Aldı gene şaşırdı. Anladı ki bunda bir iş var. Eşyaları bıraktı gene buldu. Kapıyı buldu hemen kaçtı. Kaçarken ona dendi ki o uyanıkken bizi unutmadı, o uyurken biz onu unutur muyuz? Nida geldi ona. Sen çabuk defol git buradan bak başına bela alacaksın dendi ona. Hemen kaçtı gitti. Beş bin zikirden doyamayanlar var. Ya Rabbi zikrinden doymayanlardan eyle. Amin. Murakabadan doymayanlar var. Ya Rabbi doymayanlardan eyle. Amin. Ne için yemekten doymuyor? Yemek gezmekten doymuyor. Konuşmaktan doymuyor. Telefondan doymuyor. Telefon nedir ya? Telefon nedir ya bununla bu kadar meşgul oluyoruz ya? Ama bunlar çok az. Bu zikirden, murakabadan doyamayanlar çok az. Hangi zikirden doyanlar var? Onlar adam değil, işe yaramaz. Zikirden doyuyor, onunla ibadet kaşığını yere, tesbih yere koyuyor. İbadet kaşığı tesbih, tesbihtir. Bir kaşık var, o kaşığı herkes tutar. Onu tutmayan yok. O kaşığı tutmayan yok, onu herkes tutuyor. İbadet kaşığı zikir, tesbih, ondan doyanlar, kenara koyanlar var. Kenara koyanlar var ya, adam değil buyuruyor Efendimiz. Zikretmeyen adam değildir. Tamam, büyükler verdi not olsun. Zikretmiyorsan, tesbihi kenara koymuşsan sen adam değilsin diyor ya. Sen işe yaramazsın diyor ya. Ya bunun dokunması lazım bize ya. Efendi Hazretleri bu adam değil dedi ya. Bundan korkmak lazım değil mi ya? Söyleyin ya. Çok korkmak lazım. Bu adam değildir dedi ya. Allah'a ekber. Sen zikretmiyorsan Allah'ın bu kadar nimetleri zikredildi. Dediniz ya bu kadar olur. Baştan sonra vezkürü nimetallâh aleyküm. Sohbet baştan sonra bununla bitti. Bununla başladı, bununla bitti.
Bu kadar nimetlerden sonra ki duyuyorsun, Mevla zikretmiyorsun. Sen adam değilsin. İşe yaramaz o diyor ya. Mevla ile beraber olmak kadar büyük nimet var mı? Söyleyin de onu bulayım. Allah-u Teala bir hadis-i kutsiyle buyuruyor ki اَنَ مَعَهُ اِذَا زَكَرَنِ Kulum beni zikrettiği vakit ben onunla beraberim. Mevla bir insanla beraber olunca o daha başka bir şey ister mi? Resulullah Efendimiz Miraç gecesi perdeleri aşıp Mevla ile beraber olunca kendine huzur geldi. Ve kendi kendine karar verdi ben buradan daha dönmem diye. Mevla da buyurdu ki sen dönmeyeceksin ama bu ümmet ne olacak? Bu ümmet ne olacak? Hem dediği kim ya Muhammed ben seni. Bilirim görmeye doyamazsın beni. Avdet edip davet et kullarımı ta geliyor ben göreler didarımı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen benim cemalimi gördün daha dönmek istemiyorsun. Peki kullarım ne olacak? Boşu boş mu kalsın? Dön kullarımın arasına çağır. Onlar da senin beni gördüğün gibi beni görsünler. Bak Resulullah Mevla'nın huzuruna çıkınca hepsini unuttu. İşte zikir Miraç demektir. Eyvah öleceğiz de bu zikrin kıymetini bilemeyeceğiz. Öleceğiz de bunun kıymetini anlamadan gideceğiz. Dikkat edelim. Uyaralım cemaatimiz. Eleyhisallahu bi kafir abdeh. Allah kuluna yetmedi mi? Allah'ın nimetlerini düşünelim. Allah bize verdiği nimeti kimseye vermedi. Düşünmeyince ibadetler adet olur. Düşünelim ki adetten ibadete geçelim. Bir de Allah'ın sizinle sözleştiği misaki hatırlayın ki o vakit siz işittik ve itaat ettik dediniz. Allah bizden söz aldı. Nasıl söz aldı? Estağfirullah. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Hatırlayın şu vakti ki Adem Aleyhisselam'ın evlatlarından topu. Daha Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopuncaya kadar yeryüzüne gelecek bütün insanlar ervah alemde toplanıp Allah-u Teala Hazretleri hepsinden söz aldı. وَاَشْهَدُهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Allah-u Teala Hazretleri onları kendilerine şahit kıldı. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Hepimize Mevla orada toptan şu hitabı yaptı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz orada kalu dedik ki bela şehitna. Evet ya Rabbi şahidiz sen bizim Rabbimizsin. Niye böyle yaptın ben diyor. Hepinizden oradan söz niye aldım? En tekulu yevmel kıyamet inna künna an haza gafilin. Yani biz bundan gafildik ya Rabbi bilmiyorduk böyle bir sözleşme varmış bilmiyorduk. Belki unutmuşsunuz ben bunu Kur'an'ıma da yazdım. Oradaki o sözleşmeyi unuttuysanız hatırlamıyorsanız Kur'an'ıma bakıp da hatırlayın. Oradakini zaten biz hatırlamayız. Oradaki kalu bela dediğini hatırlayan var mı? Mevla biliyor. Onu unutacaksınız ben biliyorum. Kur'an'a da yazdım ki böyle bir şey oldu. Kur'an'a da bakmıyorsun. Onu hatırlamıyorsun Kur'an'a da bakmıyorsun. Eyvah. Sen yaptığın sözleşmeden haberin yok senin ya. Bir tüccar filanca bir anlaşma yapmış. Fabrikatör. Anlaşmadan haberi yok. Anlaşmadan haberi yok. Sonra anlaşmadan haberi olmayınca ona hazırlaması gereken ürünü hazırlamaz. Hazırlar mı? Neden? Anlaşma yaptı. Ne anlaşması yaptı? Diyelim ki 5000 tane filanca yere elbise gönderilecek ve ayakkabı gönderecek. Anlaşma yapmışsın sen. 5000 tane göndereceksin. Filancaya göndereceksin. Anlaşma yapmışsın. Unuttun. 5000 tane gönderirsin oraya. Göndermezsin. Göndermeyince oradan gelecek parayı da alamazsın. Alamazsın çünkü hazırlamamışsın ama adamla anlaşma yaptın. Mevla ile anlaşma yaptı. Çalışmıyorsun. Cenneti nasıl alacaksın? Sen tüccarsın tüccar. Mevla diyor ben sizinle diyor bir anlaşma yaptım. Estağfirullah. İnna Allah iştara minel müminin enfüsün ve enverun beyenne lehumul cennet. Allah-u Teala Hazretleri herkesle alışveriş yapmaz. Ben ancak müminlerle alışveriş yaparım ve yaptım. Onlardan mallarını canlarını aldım. Cennet onların olması mukabilinde tamam. Mevla canımızı satmışız. O zaman biz satıcıyız, biz bayiyiz, biz tüccarız. Mevla ile bir ticaret yaptık. Mevla da müşteri oldu şimdi. O zaman ne yapmamız lazım? Mevla müşteridir. Biz de bir ticaret yaptık Mevla ile bir anlaşma. O zaman Mevla'nın istediğini vereceğiz. Nedir o? Canımızı istiyor Mevla. Malımızı istiyor ama malımızı da veren o, canımızı da veren o. Nasıl bir anlaşma oldu şimdi bu ya? Malı canı bize verdi. Tekrar bizden bunu istiyor. Bunun karşılığında cennet verecek. Sonunda festebşirû ve'ikum lezî bâyâtum bih. Yaptığınız bu alışverişle müjdelenin. Neden? Neden çok sevinecekmişiz? Allah'tan kıymetli müşteri bulamazsın. Cennetten de kıymetli karşılık bulamazsın. Mevla'dan kıymetli müşteri var mı? Yok. Olur mu ya? Cennetten kıymetli bir şey var mı? Karşılık var mı? Yok. Diyor ya Efendimiz Hazretleri varsa hep beraber bulalım. Yok.
Onun için sevineyim. Sevinmek nerede? Adamın haberi yok ki sevinsin. Önce bu anlaşmadan bir haberi olsun, sonra sevinsin. Haberi yok, böyle bir anlaşmadan haberi yok. Vallahi ne gaflet ya. Gaflet kuşatmış bizi. Her tarafımızı kaplamış. Rabbimiz buyuruyor. Hatırlayın ki Rabbin Ademoğullarının sulplerinden, zürriyetlerini çıkarıp da onları nefislerine karşı şahit tutarak ben siz Rabbiniz değil miyim diye buyurduğu vakit onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu şahit tutuşumuzun sebebi kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktur dersiniz diyedir. Biz Allah'a söz verdik. Ya Rabbi farzı, vacibi, sünneti, müstahabı, edepleri yapacağız, haram ve mekruhlardan kaçacağız diye biz Rabbimize söz verdik. Allah da bize cennetini vereceğini söz verdi. O zaman ya Rabbi emrini işittik ve boyun eğdik dediniz. Şimdi ne oldu? Efendi Hazretleri diyor. Orada hepimiz söz verdik. Şimdi ne oldu? Hemen ibadetten kaçıyorsunuz. İslam'ın aleyhine bir haber duysak da Müslümanları gözünden vursak diye düşünüyorsunuz. Halbuki hakikatte kendini vuruyor, haberi yok. Nasıl kendini vuruyor? İmam-ı Ali Efendimiz diyor ki, Hazreti Ali Efendimiz, ben hayatımda kimseye ne iyilik ettim ne de kötülük. Anladınız mı bunu? Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor, ben hayatım boyunca kimseye ne iyilik ettim ne de kötülük ettim. Tamam, Hazreti Ali Efendimiz hakikaten hiç kimseye kötülük etmemiştir ama hayatım boyunca iyilik de yapmadım diyor. O kötülük yapmadığını anlarız da iyilik yapmadığı nasıl olacak? Anlamadı şimdi sahabe-i kiram. Dediler yani biz senin bu sözünü anlamadık. Bize bunu izah et, açıkla. Ayet okudu. Estağfirullah. Men amile salihan feli nefsi. Kim iyilik yaparsa hakikatte kendine yapmıştır. Ve men esafale. Kim de birine kötülük yaparsa hakikatte kendine yapmıştır kötülük. Buyuruyor Rabbimiz. Eğer iyilik yapmış olursanız kendi nefisleriniz için iyilik etmiş olursunuz. Eğer bir fenalık yaparsanız kime olursa olsun hakikatte kendi nefsinizi yapmış olursunuz. Ya Rabbi bizi eliyle, diliyle, gözüyle, kulağıyla, ayağıyla ve her şeyle doğru ve iyi kullardan eyle ya Rabbi. Amin. Seninle öyle yaşayalım ki hep senin sevdiğini yapalım ya Rabbi. Amin. Senin sevmediğin şeyi yapmayalım ya Rabbi. Amin. İşte hakiki kul budur. Rabbim hakiki kullardan olmayı nasip eylesin. Amin. Ebu Musa el-Aşeri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e, gazveye gitmeyi kastettiği zaman sahabiler bir vadiye yaklaşınca yüksek sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah diye tekbir aldılar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefislerinize acıyın. Çünkü sizler ne sığırı çağırıyorsunuz ne de gaybe sesleniyorsunuz. Muhakkak sizler pek işiten ve çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. O her zaman sizinle beraberdir buyurdu. Bu sırada ben Resulullah'ın bineğinin arkasındaydım. Ben de la havle ve la kuvvete illa billah demeye başladım. Resulullah benim sözlerimi işitti ve ey Abdullah bin Kays diye seslendi. Lebbeyk buyur, emrinizi almaya hazırım. Ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ela edüllüke ala kelimetin min kenzin min künüzil cenneti. Cennet hazinelerinden bir hazineye seni delalet edeyim mi, bildireyim mi? Cennet hazinesini sana öğreteyim mi? Ben de evet bildir ya Resulallah, anam babam sana feda olsun dedim. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, La havle ve la kuvvete illa billah, cennet hazinelerinden bir hazinedir. La havle, masiyetten dönüşe kuvvet yok. Ve la kuvvete, ibadete güç, kuvvet, takat yok. İlla billah, ancak Allah'ın muvaffak kılmasıyla var. Yani Allah muvaffak kılmasa biz ne bir günahtan kaçabiliriz ne bir ibadet edebiliriz. Yani Allah muvaffak kılıyor ki ibadet ediyoruz. Allah muvaffak kılıyor zikrediyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Allah muvaffak kılıyor ki günahlara meyletmiyoruz. Yoksa var ya herkesin işlediği günah biz de işleriz. Onun için Rabbim elimizden tutsun. Amin. Efendi Hazretlerimiz bu duayı çok yapar. Hadis-i şeriftir bu, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifidir. Ya Rabbi yeni doğan çocuğun muhafaza olduğu gibi bizi muhafaza et. Amin. Mektub-i şeriften de inşallah hemen kısa bir okuyalım. El mektubul hamisu vel miyetan. Bir kere Asbi Efendi
İsmail Efendi Camisi'nde her sabah şey okunur. Mektubu Şerif okunur.